CHP'den çok eleştiri geldi. Erkan Baş desticiye cevap verdi. Balkan göçmenlerini hedef almıştı Erkan Baş üzerinden Mustafa Destici. Gelin bu tartışmaya da bir bakalım yakından. Adam Tito artı. Senin gerçek soyadın ne? Rusoviç. Burada neyi kullanıyorsun? Başı kullanıyor. Erkan Baş için Tito artı diyen desticiye Balkan göçmenlerinden tepki yağdı. Adam Tito artı. Siz kimsiniz ya? Siz kimsiniz? Haddinizi bilin. Türk halkı ona gereken dersi verecektir. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici katıldığı bir televizyon programında Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş için Tito artı ifadelerini kullanmıştı. Adam Tito artı. Senin gerçek soyadın ne? Rusoviç. Burada neyi kullanıyorsun? Başı kullanıyorsun. Belli ki Alman istihbaratlarının şeyinde, kontrolünde. Yetiştiriliyorsun, Türkiye'ye gönderiyorsun. Erkan Baş kökenini sorgulayan desticiye göçmenlere laf edenler iki kere düşünsün diyerek tepki gösterdi. Ciddi alınacak bir şey değil. Ama bundan sonra herkes haddini bilsin, herkes ayağına denk alsın. Bu ülkedeki göçmenlere laf ederken herkes iki kere düşünsün kardeşim. Biz vatanseverliği, yurtseverliği sizlerden öğrenecek değiliz. Siz kimsiniz ya? Siz kimsiniz? Desticiye CHP'den de sert tepki geldi. Parti sözcüsü Faik Öztrak haddinizi bilin dedi. Muhacirlerimizi hakaret eden Cumhur İttifakı mensubu kim olduğunu sanıyor da isimlerini, dillerini, dinlerini korumak için mücadele verenleri ötekileştirmeye, hakaret etmeye kalkıyor. Haddinizi bilin. Desticinin Tito artı ifadelerine Balkan göçmenlerinden de tepki geldi. İstanbul Anadolu Yakası Bosna Sancak Derneği Başkanı Erdoğan Erden desticiyi istifaya çağırdı. Erkan Baş veya göç etmeden önceki ismi ve soyadı ile Erkan Yusoviç. Boşnak kökenli Türk halkının şerefli bir evladıdır. Anladığım tek şey bu kadar bilgisiz bir kişinin Türkiye'de nasıl oluyor da Türkiye'de siyasi bir parti lideri olduğudur. Kendisine tavsiyem derhal parti başkanlığından istifa etmesidir. İstifa etmezse önümüzdeki seçimlerde hem 30 milyonlu Rumeli hem de birlik ve beraberliğimizi savunan Türk halkı ona gereken dersi verecektir. Desticinin sözlerine Almanya, Yugoslavya ve Bulgaristan'dan Türkiye'ye göç eden çok sayıda kişi tepki gösterdi. Bir hafta içinde ikinci skandal Büyük Birlik Partisi ile ilgili. Antalya Kepez'de de basın mensuplarına bir davetiye gönderilmişti. Basın daveti ve para teklif ediliyordu basın mensuplarına. Ve Genel Başkan Mustafa Destici'nin de Erkan Baş'la ilgili sözleri 2-3 gün sonra geldi. Özür dilemeli Mustafa Destici. Bilmiyoruz diler mi ama kabul edilebilir sözler değil. Çok tartışılacak, çok konuşulacak bunlar. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün bir sunucuyu nasıl azarladığını izleyeceğiz birlikte. Bir temel atma törenindeydi. Malatya'da kalıcı konutların temel atma töreninde ailelere, çiftlere de anahtar teslimleri yapılıyordu. O tören sırasında sunucu bir çifti davet etmekte, anons etmekte gecikince Erdoğan döndü ve çağırsana ya ne bekliyorsun diye çıkıştı sunucuya. Çağırsana ya, ne duruyorsun? Malatya'da temel atma törenine katıldığı Erdoğan anahtar teslimi için bir çifti sahneye davet etti. Ancak işler istediği gibi gitmedi. Çifti çağırdı ancak sunucu bir süre bekledi. Sunucunun beklemesi Erdoğan'ı hayli sinirlendirdi. Çağırsana ya, ne duruyorsun? Erdoğan'ın sinirlenmesi üzerine sunucu bu kez de isimleri karıştırdı. Erdoğan'ın söylediği isimleri değil başka isimleri söyledi. O anlarsa kameralara yansıdı. Ya Orhan sen lan. Yok efendim. Çağırıyorum çağırıyorum. Tamam. Sunucu da iyice panikleyip ne yapsın yanlış isimleri anons etmiş. Bugün Kobani davasının duruşması vardı. 17'si tutuklu 108 kişinin yargılanmasına devam ediliyor. Mahkemeden talep bu duruşmanın da davanın da seçim sonrasına bırakılmasıydı, ertelenmesiydi. Mahkeme heyeti talebi reddetti ve duruşmayı yarın erteledi.
Kobani davasında sanık avukatlar davanın seçim sonrasına ertelenmesini talep etti. Mahkeme talebi reddetti. HDP'nin eski eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da aralarında bulunduğu 17'si tutuklu 108 kişinin yargılanmasına devam ediliyor. Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasında Demirtaş ve Yüksekdağ'la birlikte tutuklu 5 sanığın savunması vardı. Yani tam da kendisinden beklenen tavır budur. Kullanıp peçete gibi, mendil gibi atmak. Demirtaş duruşmaya katılmadı. Yüksekdağ ise tutuklu bulunduğu cezaevinden video konferans aracılığıyla duruşmaya bağlandı. Bir süreliğine yapmayı başardılar. Duruşmada söz alan sanıklar tutuklu 5 sanığın ilk savunmalarının alınmadığını, bundan dolayı mütalaanın açıklanmaması gerektiğini savundu. Ancak mahkeme başkanı mütalaanın okunmasına izin verdi. Bunun üzerine avukat ve siyasetçiler de söz almak istedi. Ama mahkeme başkanı vermedi. Tutuklu siyasetçiler alkışlarla protesto etti. Söz alan sanık avukatlar da adil yargılanma haklarının ihlal edildiğini savunarak davanın seçimden sonra ertelenmesi talebinde bulundu. Mahkeme heyeti talebi reddederek duruşmayı 15 Nisan'a erteledi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Nisan ayı meclis toplantısı kavgalı geçti. AKP'li ve CHP'li üyeler birbirine girdi. Konu da cami sattınız suçlamasıydı. CHP tarafından AKP'lere yöneltildi bu suçlama. Biz cami satmayız. Biz cami yaparız cami. Sizse cami yıkarsınız. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Nisan ayının meclis toplantısında tartışma çıktı, kavgaya döndü. CHP'nin olduğu yerde adalet mi olur ya? Bak. Bak haddini bileceksin. Bak haddini bileceksin. Hadsiz. AKP Grup Başkan Vekili Tevfik Göksu konuşuyordu. CHP sıralarından yükselen cami sattınız sözleri salonu gerdi. Göksu kürsüden sert bir çıkış yaptı. Biz cami satmayız. Biz cami yaparız cami. Sizse cami yıkarsınız. Siz cami yıkarsınız. Tamam mı? Haddini bil. Terbiyesiz. Hadsiz. Ara vermek zorunda kalacağım. Meclis üyeleri birbirlerinin üzerine yürüyünce toplantıya ara verildi. Meclise ara veriyorum. TRT, Türkiye'nin televizyon kanalı biliyorsunuz, resmi kurumu. Hepimizin vergilerinden bir pay gidiyor oraya. Peki TRT'de hiçbir muhalefet partisi liderini ya da temsilcisini görebiliyor muyuz? Göremiyoruz. Seçim döneminde oluyor mu? Olmuyor. Buna dönük eleştirilerle ilgili AKP'nin Yüksek Seçim Kurulu temsilcisi Recep Özel bir savunma yaptı ve dedi ki ülkede sayısız kanal var. Niye TRT'ye takılıyorsunuz? Gidip başka kanallara çıkarlar. Çıkıyorlar da zaten dedi. CHP'li Gamze Taşçıer o zaman ismini TRT değil AKP TV yapın dedi. HDP'li Mehmet Rüştü Tiryaki de iktidarın gayri resmi yayın organı gibi çalışıyor dedi TRT için. Türkiye'nin devlet kanalı TRT, Kemal Kılıçdaroğlu'nun 5 grup toplantısına toplam 47 dakika ayırırken Recep Tayyip Erdoğan'ın tek konuşmasını 49 dakika yayınlayabiliyor. 2018 yılında çıkan bir kararnameyle TRT Cumhurbaşkanlığı bildirilerini yayınlamakla da yükümlü. 5 yılın ardından bu kararın iptali AYM'de oylanmış ancak oy çokluğuyla reddedilmişti. TRT'nin tarafsız kalması gerektiği yönde oy kullanan AYM Başkanı Zühtü Aslan ise Cumhurbaşkanı'nın partili olduğuna dikkat çekmişti. Erdoğan'ın yeniden adaylığı TRT'nin eşit davranmamasına neden olur mu diye AKP'nin YSK temsilcisi Recep Özel'e soruldu. Türkiye tek kanallı ülke değil, sayısız kanal var. Ayrıca sosyal medyada denetimsiz propaganda imkanı veren mecralar var. Oysa anayasanın 133 TRT kanununun birinci maddesi TRT'nin tarafsız ve özerk olmasını hüküme bağlıyor. Bu anayasal ve yasal zorunluluğa rağmen TRT'yi yıllardır tam tersi şekilde yönetenler bilerek ve isteyerek suç işliyor. Aslında AKP'nin iliklerine kadar işlemiş, kendini beğenmişliğin, kendini devlet sanmanın ve anayasadan üstün görmenin dışa vurumu. O zaman ismini değiştirin. AKP TV yapın. Muhalefet tepkili. Bu hukuksuzluğun, bu burnu havadalığın, bu kanun tanımazlığın artık son günleri. Neden bu rahatlıkta bunu söyleyebiliyor? O hal kanun hükmünde kararnamesine güveniyorlar. Muhalefete göre iktidar TRT'yi gayri resmi yayın organı gibi kullanıyor. İktidarın gayri resmi yayın organı gibi davranıyorlar. Fakat cezai yaptırımı öngören yasa hükmü yürürlükten kaldırıldığı için Yüksek Seçim Kurulu bu raporları sadece rafa kaldırıyor. Bu yüzden AKP'nin temsilcileri bu kadar rahat böyle değerlendirme yapabiliyorlar.
Mısır'la normalleşme çabaları devam ediyor. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Sisi el sıkışmıştı. Ondan sonra 1,5 ay içinde iki ülkenin dışişleri bakanları 3 kez görüştü. Bakanlar büyükelçiliklerin açılacağını, daha sonra da liderler düzeyinde görüşmeler yapılacağını söyledi. Mısır Dışişleri Bakanı kardeşim Semih Şükri, Ramazan ayında ülkemizde Ankara'da ağlamaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Bu sıcak karşılamadan dolayı şükranlarımı iletiyorum. Son bir ayda 3. kez. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Mısırlı mevkidaşı Semih Şükri ile bir kez daha bir araya geldi.